artık. İradem, aklım gücüm kalmadı. Hiçbir şeye direnemiyorum. Tutunacak bir şey bulmak zorundayım yoksa. Yoksa kapılıp gideceğim. Oğlum. Bu sefer korkuyorum ki bu gidişin dönüşü olmayacak. Oğlum. Ne isterseniz kabulüm. Kimse bu kız getirin evleneceğim. Ne düşüneceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Siz ne istiyorsanız onu yapacağım. Önemli bir husus. Sırf biz istedik diye olacak bir şey değil bu. Sen emin misin bu kararından? Siz evlenmemi istemiyor musunuz? Benim her zaman iyiliğimi düşündüğünüze göre bunda tartışılacak bir şey yok. Hadi yapın hazırlıkları. Bir an evvel olsun bitsin bu iş. Bitsin gitsin de ne demek evladım? Sanki biz sana evlen dememişiz de cezalandırmışız gibi konuşuyorsun. O ne biçim laf Necip? Çocuk böyle bir karar verdiyse yerine getirmek de bize düşer elbet. Sen çok doğru düşünmüşsün Çınar. Şükürler olsun Rabbime. Amcan da zaten öyle söylemek istemedi. Sen böyle birdenbire evleneyim deyince şaşırdı tabii adam. Öyle değil mi Necip? O zaman ne diyeyim? Hayırlı olsun. Oğlum, bak yavrum, bu sefer benim içime öyle doğuyor ki yaradan yüzümüze gülecek inşallah. Biz yani o zaman halana başlayalım düğün hazırlıklarına. Tabii. Geçen defa kısmet olmadı. Bu sefer dört dörtlük bir düğün yapacağız Çınar'ıma. Düğün falan olmayacak hala. Burada kendi aramızda mümkünse bu evde yapalım gitsin. Sen nasıl istersen yavrum. İşte bu akşam kıyalım nikahını. Bu akşam mı? Ben kızı memleketten getireceksiniz zannediyordum. İyi tamam. Bu akşam olursa bu akşam olsun. Sen orasını bana bırak. Yalnız tek bir ricam var. Bu olay aramızda kalsın. Kimsenin haberi olmasın bu nikahtan. Çınar, yavrum, bak yuva kuracaksın. Hala merak etmiyor musun kim bu kız diye? Kim olduğunun önemi yok. Affedersin, üstüne dökülmedi ya.
Yok yok, bir şey olmadı. Asıl sen iyi misin? Üstün başın çamur içinde. Değildim ama iyi olacağım inşallah. Aa, Çınar. Ha. Ne oldu, iyi misin? İyiyim Zümrüt Hanım, sağ olun. Eğer yeş. Ben de odama gidiyorum. İşe geç kaldım. Günaydın. Günaydın. Her şey yolunda mı? Ne oluyor? Bir şey olduğu yok. Hem ne bu şimdi? Sabah sabah sorguya mı çekmeye geldin beni? Kıyafetine bakılırsa ya geceden kalmasın ya da bununla sabahladın. Senin için ne değişir ki? Sorgulaman bittiyse izin verir misin? İşe gitmem lazım. Üstümü değiştireceğim. Niye hemen sinirleniyorsun hayatım? Akşam Çınar'la mı beraberdin? Çınar nerede? Evde mi? Bilmiyorum. Uyuyordur herhalde. Her şey yolunda yani, öyle mi? Evet. Her şey çok yolunda. Artık bu sorgulaman bittiyse seni dışarı alabilir miyim lütfen? Aşk olsun. Ne sorgusu canım? Sadece Çınar'la karşılaştım da o seninle aynı fikirde değil. Rüyanın hiç başlamadan bittiğini söylüyor. Saçma. Kendini kandırıyor sadece. Bitti diyerek içindeki aşka engel olabileceğini zannediyor ama yanılıyor. Daha fazla direnemeyecek. Göreceksin, anlayacak o da zamanla. Tamam, bazı şeyler çok çabuk gelişti ama kabullenemiyor sadece. Anlıyorum ben onu. Oh be. Nihayet gerçekleri söyleyebildim. Ne demek bu şimdi? Sen benim ağzımı mı arıyorsun? Hayır hayatım, sadece beni kandıramayacağını söylemek istiyorum. Her şey yolundaymış, ayağını başkasına yutturabilirsin ama bana yutturamazsın. Unuttuysan hatırlatayım yeşim, ben senin annem. Anne dediğin böyle laflı olmaz. Anne dediğin kızların mutsuzluklarından da keyif almaz, tamam mı? Şimdi lütfen çık odamdan. Aptal. Sen aptalsın, kendini akıllı zanneden bir aptalsın. Ne olur yalan söylemeyi bırak ve bana her şeyi anlat ki sana yardımcı olabileyim. Yardım etmeni istemiyorum. Dokunma bize. Niye böyle yapıyorsun Yeşim? Çünkü sana güvenmiyorum ve güvenmeyeceğim de. Çünkü ben gerçekleri söylüyorum da bunu kabul edemiyorsun. Çık dışarı! Yeşim, sana şu kadarını söyleyeyim. Eğer böyle davranmaya devam edersen, kaybeden sen olacaksın. Çık dedim. Akşama nasıl yetişeceğiz abla? İki ayağımız bir papuca girer vallahi. Yok yok, böylesi daha iyi. Onu da yapalım, bunu da yapalım diye oyalanırsak oğlan vazgeçiverir. Böyle elimiz böğrümüzde kala kalırız. Doğru dedin abla. O sarı çıyan bir öğrenirse yolumuza taş koyar vallahi. Demek ki öğrenmeyecek İkbal. Ne o ne de Zümrüt Hanım. Maksadım Zevcen'den saklamak değil Necip. Neticede kızının öğrenmemesi lazım. Tabii tabii. Çınar kimse duymasın derken o kızı kastediyordu belli. Aptal değil ki çocuk. Kızın ne yılan olduğunu biliyor tabii. Neyse neyse. Sen şimdi hazırlıklara başla. Ben de gideyim Zehra'ya haber vereyim. Kızın daha hiçbir şeyden haberi yok. Öğrenince şimdi Çınar'la evleneceğini nasıl sevinecek bak, göreceksiniz. Nasıl yani? Sen kıza bir şey demedin mi daha abla? Ucundan bile çıtlatmadın yani. Gerek görmedim. İyisin Orsun da abla. Ya kız hayır derse? Necip, kız benim elimde büyüdü. Neye hayır der, neye evet der benden iyi kimse bilmez. Hem benim kızım öyle zamane kızlarına da benzemez. Değil bir erkekle randevulaşmak. Gözü gözüne değmemiştir henüz bir erkeğin. O yüzden Çınar'ın insaniyetinden gösterdiği yakınlık bile onun gönül kuşlarını uçurmaya yetmiştir. Nasıl yani abla? Demem o ki, Çınar Zehra'nın yüreğindeki yerini çoktan aldı bile. Şimdi ben ona Çınar seninle evlenmek istiyor deyince ateş bacayı saracak. Bak görürsünüz. Eskiden öyleydi tabii.
İnsanlar bir bakışa, bir tatlı kelama kapılıp giderlerdi. Sonra zamanla birbirlerini tanırlardı. Nikahta keramet var deyip. Şimdi öyle mi ya? Her şey pek bir yaman. Hani kız bu kadar az münasebet de bu evliliğe evet der mi bilemedim ben. Sen bana hiç itimat etmedin gelin ya. Ay. Çok affedersiniz efendim. Kızım. Özür dilerim. Ben camların tozunu alıyordum da. Sen şuna düpedüz kapıyı dinliyordum desene. Ne oluyor burada? Ne olacak? Bal gibi kapı dinliyordu işte. Duyduklarım doğru mu Şermin? İnanamıyorum. Bu ne cüret? Bu ne saygısızlık? Sultanım. Terbiyesizlik. İnanamıyorum sana. Ya kapı dinlemek de neyiniz? Hem de ulu orta. Ha, gizli saklı dinlese bir şey demeyecek yani. Çabuk. Çabuk özür dile Nedir Hanım'dan. Özür dilerim efendim. Özür dilemek de kalmayacaksın. Bunun cezasını çekeceksin. Gözüm görmesin seni. Çabuk. İşte böyle. Bunlar böyle efendim. Yani yapacak bir şey yok. Sanki toplandığınızda aile sırlarını paylaşıyorsunuz. Ne dinleyeceksin? Anlayamıyorum. Kusura bakmayın. Cahillik işte. Aa, ben de gidip ağzının payını vereyim Şermin'in. Kızım. Buyurun teyzeciğim. Odan çiçeksiz kalmıyor maşallah. Geçen seferkiler kaybolunca çok üzülmüştüm. Bugün odaya bir girdim. Birisi bunları koymuş. Kim koymuş acaba? Geçen seferkileri Çınar vermişti ama belki bunları tabii da... Tabii ya. Benimki de laf işte. Ondan başka kim olur ki senin başucuna çiçekleri koyacak? Kızım. Gel şöyle oturalım. Seninle mühim bir mesele konuşacağım. Allah Allah ya. Hem casusluk yap hem de üzerine azar işit. Oldu artık. Hep kötü Şermin, hep kötü Şermin. Neredesin sen Şermin? Dakikasına toz olmuşsun. Seni ararken buralara kadar inmek zorunda kaldım. O kadar azarı işitince nereye gittiğimi bilemedim efendim. Ah sus konuşma lütfen. Zaten beceriksizliğin yüzünden yakalanmışsın. Bir de onların ortasında seni savunacak değildim herhalde. Anlat bakalım. Neler duydun? Hiçbir şey duymadım efendim. Emin misin? Zaten ben tam kapıya gittim ki Nedret Hanım beni hemen yakaladı. Gerisini zaten siz de biliyorsunuz. Bak gördün mü? Beceriksizsin işte. Hem az kalsın beni rezil ediyordun hem de hiçbir işe yaramamışsın. Ay sonunda maaşın eksik yatarsa hiç şaşırma. Bu kabiliyetsizliğin bir bedeli olmalı değil mi? Beceriksiz. Ne yapsam yaranamıyorum ya. İkbal Hanım. Biraz konuşsak. Ne hususta Necip Bey? Akşam... Çok rica ederim. Sizin mahreminiz beni alakadar etmiyor. Hem zaten aklımda şimdi daha önemli şeyler var. O yarım akıllı muhbir konuştuklarımızı duydu mu acaba? Ne bileyim İkbal Hanım. Duyduysa kokusu çıkar zaten. Hay Allah. Rahatınızı kaçırdım galiba. Yok. Hasbihal ediyorduk. Yok yok. Ben gelince hemen rahatınız kaçtı. Konuşmayı kestiniz. Gizli bir şey mi konuşuyordunuz? Ne münasebet. Bu sizin hüsnü kuruntunuz. Peki öyle olsun. Bu sabah nasılsınız efendim? Nasıl olacak? Bildiğiniz gibi. Şimdi ne münasebet diyeceksiniz yine ama... Odadan çıktığınızda gayet iyiydiniz. Şimdi sizi biraz solgun gördüm. Ne de olsa kocamsınız. Anlıyorum hallerinizden. İki çift lakırdı edemediğimizdendir. Malum bu evde sadece yerin değil herkesin kulağı var maşallah.
Maşallah İkbal Hanım, bunu en iyi siz bilirsiniz. Hiç yabancılık çekmiyorsunuzdur. Hizmetiniz Mürvet Hanım'ın antenleri sürekli açık. Odamıza paldır küldür girmişliği bile var. Tıpkı sizin gibi. Sizin mahreminiz beni zerre kadar ilgilendirmiyor Zümrüt Hanım. Kusura bakma. Burada oturup seninle çene yarıştıramayacağım. Yapılacak daha önemli işlerim var. Kolay gelsin İkbal Hanım. Evlendik. Ne zamanki duvağımı kaldırdı, o zaman gördüm suretini. O sizi daha önceden görmüş mü peki? Annemle çarşıda bir iki kere rastlamış. Ama ben yüzümü yerden kaldırmıyorum ki, kimseden haberim yok. O beni görür görmez vurulmuş. İşte demiş, evimin kadını bu. Ne güzel, masal gibi. Ama ben de onun gözlerini gördüğüm anda dedim ki, işte hayatım boyunca sevip sayacağım, güvenebileceğim adam. Andım olsun yuvamı kuracağım, büyük bir ailem olacak dedim. Bunun için de elimden geleni yaptım. Ne olur üzülme teyzeciğim. Sen bana bakma kızım. Saadetim kısa sürse de güvenebildiğim, sevip saydığım bir kocam oldu benim. Haklısın teyzeciğim. Herkese nasip olmaz böylesi. Allah herkese seveceği birini dengini nasip etsin. Kızım, farkında mısın bilmem ama Yaradan'ım sana da bir kader yazıyor. Yuvanı kurabilesin diye evimize elçiler geldi bile. Anlamadım teyzeciğim. Bu sabah seni benden istediler. Ne biçim konuşuyorsun Zümrüt Hanım? Sizinle benim aramda ne gibi bir durum olabilir ki böyle laflar ediyorsunuz? Aşk olsun Necip Bey. Siz olsun dediniz de ben hayır mı dedim. Hasbiyallah. Kızmayın hemen canım. Şaka yaptım. Sizin bana söylemek istediğiniz bir şey var mı peki? Üslubunuza dikkat etmeniz dışında yok efendim. İzninizle kaza namazımı kılacağım. Necip Bey, Çınar'la Zehra'yı evlendiriyormuşsunuz. Bir yabancıymışım gibi benden saklıyorsunuz. Kırıldım gerçekten. Ben münasip gördüm ama bir de sana sorayım dedim. Tamam da kimse tanımaz ki beni burada. Yabancı değil kızım. Kim peki? Çınar kızım. Bu sabah seninle evlenmek için benden izin istedi. Çınar, müsait misin? Anladım. Ben 10 dakika sonra tekrar geleceğim, tamam mı? Müsait değilsin herhalde. Aşk olsun Necip Bey. Bunu anlamayacak ne var? Sizin böyle telaşlı halleriniz, İkbal'le Nedret Hanım'ın pısır pısır konuşmaları, Zehra kızınızın ortalıkta salına salına yürümesi. Anlamamak için aptal olmak gerekiyor. Madem öğrendiniz, benden ne istiyorsunuz? Açık açık konuşalım. Siz ne istiyorsanız onu. Siz Çınar'ın mutlu olmasını istiyorsunuz. Ben de Yeşim'in. İki genç birbirine aşık. Onları ayırmak günah değil mi? Şaşıracak ne var kızım? Çınar senin çocukluğunu bilir. Geçen günde gezdiniz, tozdunuz. Gönlü sana düşmüş demek ki.
Ben bilmem ki yani... Çınar'ın bana o gözle baktığını hiç anlamadım. Öyle olmasa neden odana çiçekleri bıraksın değil mi kızım? Hem senin yüzün kadar kalbin de güzel. İstanbul'da senin gibi bir kız nereden bulacak Çınar? O da bunu biliyor. Olur mu teyzeciğim? Etrafında ne kadar güzel kızlar vardır kim bilir. Onların suretleri yapma bebek gibi. Al bir tas su, çırp yüzlerine bakalım o güzellikten eser kalacak mı? Hem önemli olan huy güzelliği. Huyun da dilin de tatlı olacak ki erin seni baş tacı etsin. Hem Çınar etrafındakilerin öyle olmadığını anlamış ki sen de karar kılmış. Sözün özü Çınar bu sabah benden seninle evlenmek için izin istedi. Ben de seni bildiğim için hani sorsam sen bilirsin teyzeciğim sen nasıl münasip görürsen diyeceğinden adım gibi emin olduğum için Çınar'a tamam dedim. Hoşunuza gitse de gitmese de Çınar'la eşim arasında bir şeyler var. Sırf istemediğiniz için Çınar'ı zorla evlendiremezsiniz. Zorla evlenen biri varsa o Çınar değil benim Zümrüt Hanım. Elimi kolumu bağlayıp imzayı attırdıktan sonra hayatım zindana döndü. Dokunduğunuz her şeyi yerle yeksan ediyorsunuz. Bu yüzden sakın bana oğlum için neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemeye kalkmayın. Madem zorla evlendiğiniz için bu kadar pişmansınız, niye aynı şeyi Çınar'a yaşatıyorsunuz? Bırakın gönlünün istediğini yapsın. Kimi istiyorsa onunla olsun. Çınar eğriyle doğruyu ayırt edecek vaziyette değil. Bu yüzden babası olarak onu yönlendirmek benim görevim. Siz de anne olarak aynı hassasiyeti kızınıza gösterin de beyhude Çınar'la uğraşmasın. Aşk eğriyi doğruyu anlamaz Necip Bey. Tecrübelerinizde bunu en iyi siz bilirsiniz. Kaldı ki evlilik dediğiniz madem bir prosedürden ibaret. Boşuna uğraşıyorsunuz. Çınar'ın kalbi yeşim için çarpıyor. Zorla yatağına bir kız sokarak Çınar'ı gerçeklerden uzaklaştıramazsınız. Maalesef bunu en iyi ben bilirim. Siz bana mütemadiyen bana güvenmiyorsunuz diyordunuz ya. İşte size bir fırsat. Bu nikah hususu aramızda kalacak. Ne eşime söyleyeceksiniz ne de olaya çomak sokacaksınız. Siz bunu becerin. Hayırlısıyla nikah da kıyılsın. Ben de size güveneyim. Söyle bakalım kızım, sen ne diyorsun bu işe? Siz en münasibini demişsiniz zaten teyzeciğim. Aferin sana. Güzel yüzlüm, hayatının en doğru kararını verdin. Çınar adı gibi bir adamdır. Gölgesinde huzur bulursun inşallah. Çınar seni bile isteye üzmez. Ama bilesin ki bu yolda bazı zorluklarım var. Hemen yüzünü dökme güzel kızım. Ben sana şimdiden söyleyeyim de sen hazırlıklı ol. Benim için sözünüzün kıymeti büyük teyzeciğim. Ne düşünüyorsanız bilmek isterim. Bu İstanbul'a alışman bir kere çok zor. Diyelim ki bu şehir seni de aldı içine. Ama bu adam çok büyük acılar yaşadı. Yaraları daha taze. Kalbi seni istemiş olsa bile aklı karışık. Bazen tökezleyecek, elinden tutup kaldıracaksın. Kaybolacak, sen onu bulacaksın. Işığı olacaksın ona. Yapabilir miyim dersin teyzeciğim? Korkacak bir şey yok kız. İnsan bilmediği şeyden korkar. Çınar'ı en iyi sen bilirsin. Kendinden hesap et. Elime geldiğinde yaralı bir kuş gibiydin. Yaralarını birlikte sardık, onardık. Şimdi aynı şeyleri sen Çınar için yapacaksın. Güçlü, kuvvetli olacaksın, yuvanı kuracaksın. Sen yuvanı yap. Çınar da o yuvaya uçacak gücü senden alacak. Göreceksin bak. Madem zorla evlendiğiniz için bu kadar pişmansınız,
Niye aynı şeyi Çınar'a yaşatıyorsunuz? Bırakın gönlünün istediğini yapsın. Gel. Necip Bey. Ne yapıyorsunuz burada Allah aşkına? Yapılacak bir sürü işimiz var, bilmiyor musunuz? İkbal Hanım, otursana biraz. Hayırdır Necip Bey? Şu izdivaç işi biraz çabuk olmadı mı sence? Sana söz teyzem. Elimden geleni yapacağım. O zaman bu akşam nikah var. Ne? Bu akşam mı? Kızım, ailemizi bilmiyor gibi konuşma. Ufku açık olsak da biz mütasip bir aileyiz. Bu mevzu açıldı, dile geldi bir kere. Ben sizi artık aynı evde tutamam. Bize yakışmaz. Haklısın teyzeciğim. Önce nikahı kıyalım hemen. Yaza da anlı şanlı bir düğün yaparız size. Bize de bu yakışır. Tamam teyzeciğim. Hadi bakalım, o zaman git hazırlan da akşam için alışverişe çıkalım. Tabii. Ben sabahtan anlamalıydım. Oğlan evlenelim diyor. Sen emin misin diye üzerine gidiyorsun. Emin olmayan sen misin meğerse? İkbal Hanım. Oyun değil ki, nikah bu. Tabii ki soracağım oğluma. Onun hayatı mevzu bahis burada. Sanki biz bilmiyoruz Necip Bey. Her şeyi bir bir düşündük, taşındık. Oğlanın başını boş bırakırsak olacakları da gördük. O yüzden bu nikahı münasip görmedik mi? Bir an önce olsun da rahat edelim artık. İkbal Hanım, sorun da burada zaten. Bunu biz istiyoruz. Çünkü yaşananlardan biz müzdaribiz. Çınar, aklı selim düşünüp karar vermedi ki. Korktuğu için, belki de kendinden kaçtığı için bizim isteğimize boyun eğdi. O zaman bırakalım, yeşim zillisiyle evlensin. Öyle mi Necip Bey? Haşa. Öyleyse ne? Ne? Derdin nedir, anlamadım ki. Oğlumu o kızla yan yana düşünmek bile yüreğimi sıkıştırmaya yetiyor. Lakin sırf buna mani olmak için her gece istemediği bir kadınla aynı yatağa girmesine de razı olamıyorum. Sen bunun ıstırabını bilemezsin İkbal Hanım. Ben her gece ölüyorum. Her sabah yaşadığıma pişman uyanıyorum. Reyhan, hadi kalkmadın mı? Geç kalacağız. Ben bugün gelmeyeceğim. Hasta mısın yoksa? Yok. Canım istemiyor. Çınar yönetim devraldı ya. Artık bana ihtiyaç yoktur nasıl olsa. Ama Reyhan, olur mu böyle? Senin ne kadar çok emeğin var şirkette. Böyle çocuk gibi arkanı mı döneceksin? Bu durumu hemen sindirmemi bekleme Mehmet. Kimse beklemesin. Ne desen haklısın. Ne yapsam hırsımı alamam. Keşke bu duruma müdahale edebilseydim. Ama merak etme, zamanı için durulur. İyi ki varsın Mehmet. Geçmişi pek çabuk unutmuşsun bakıyorum Necip Bey. Ben unutmadım. Bu gönül yorgunluklarını, bu ıstırapları sadece sen mi yaşadın? Sen okumaya diye gittin de ben küçücük bir genç kızdım. Hayata dair ne umutlar, ne hevesler taşıyordum küçücük yüreğimde. Bir de kendimi bile şaşırtan koca bir sevda. Yok, sevdalı değil. Kara sevdalıydı. Seni düşünmediğim bir anım geçmiyordu. Beni ağabeyine istediklerinde deliye döndüm. Bu işe mani ol diye sana sesimi duyurmaya çalıştım.
Lakin gücüm yetmedi. Benden geçtin sandım. Kimse beni dinlemedi. Ne yapsam kâr etmedi. Sabahına da abinle nikahlanmış buldum kendimi. Her sabah bu kabus acaba ne zaman bitecek diye açtım gözlerimi. Bitmedi. Aylarca, yıllarca bitmedi. İkbal, gitme ne olur. İkbal, yaraları kanatmak istemedim. İkimiz de aynı acıları tecrübe ettik. Şimdi de oğlumuzun aynı kaderi... Hayır Necip Bey, aynı kaderi çizmiyoruz. Oğlumu kaderin lanetli ağından kurtarmaya çalışıyoruz. Başımıza ne geldiyse bu taş kıranlar yüzünden gelmedi mi? Oğlumu ikinci kez bir taş kırana teslim etmeyeceğim. Bunu böylece bil. Eğer mani olmaya kalkarsan karşında beni bulursun. Çınar yok mu? Yok. Neredeymiş? Bilmem. Bu evin bekçisi siz değil misiniz? Efendim amca. Çınar neredesin oğlum? Arabadayım, şirkete gidiyorum. Mühim bir işin yoksa seninle biraz konuşmak istiyorum. Ne hakkında amca? Bu evlilik kararı konusunda söyleyeceklerim var sana. Pierre Loti'de. Her zamanki yerde buluşalım mı? Tamam amca. Can bu işi oldu bilelim gelin. Gelin. Sen beni duydun mu? Gene kafanda ne tilkiler döndürüp duruyorsun? Yok abla, ne tilkisi, duymaz olur muyum? Maşallah. Demek kız kabul etti Çınar'la evlenmeyi. Ne zaman yapacağız nikahı? Elimizi çabuk tutarsak yaparız. Hadi hemen başlayalım hazırlıklara. Tamam. Günaydın. Hayırdır yenge? Ne hazırlığı yine? Çınar Zehra ile evlenmeyi kabul etti. Oğlumun bir düzeni olacak inşallah. Tabii ya. Paşa iyi olsun. Düzeni daim olsun.
Öyle tabii, öyle. Oğlum ailesini, evini bilsin. İşinde de çok başarılı olsun inşallah. Ha, bana bak, çeneni sıkı tut. Bu nişan işini o Zümrüt'le Çıyan bilmeyecekler. Yoksa yolumuza taş koyarlar, anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim. Herhalde yenge. Duyarlarsa olan gene Çınar'ı olur. Aşk olsun. Hiç söyler miyim? Hı. Ama sen beni tembih edeceğini abime söyle. Son zamanlarda sevgili eşiyle arası pek iyi sanki. Münasebetsiz. Abin lafını bilir. Merak etme sen. Tamam canım, hemen kızma. En uygununu siz bilirsiniz. Herhalde. Nikah ne zaman? Bu akşam hayırlısıyla ailece evde kıyıvereceğiz nikahı. İkbal! Zehra hazır, hadi! Ben de o zaman kuaförü çağırayım, bir işe yarayayım bari. Hah, yaşa, sen o işi hallet. Ben şu ablanı daha fazla bekletmeyeyim. Hadi akşama görüşürüz, kuaförü unutma ha. Mürvet, Yeşim odasında mı? Aa, çıktı efendim. İşe gitti sanırım. Oğlum, hepimiz zaman zaman korkuların pençesine takılır kalırız. İleri giderim deriz. Görünmez zincirler elimizi ayağımızı bağlar. Geçmişteki hataları düzeltelim isteriz. Onu da beceremeyiz. Bir daha yanlışa düşmeyelim diye yaptıklarımız daha feci sonuçlar doğurur. Anlayacağın, korku her kulun düştüğü kör bir kuyudur. Bazen yüreğimizden geçenler suretimize yakışmadığı için cesaret edemeyiz. Bu halden kaçayım derken farkında bile olmadan daha büyük bir fırtınaya tutuluruz. Senin bu evlilik kararının da böyle olmasından endişe ediyorum. Biz senin için en iyisinin bu olduğunu düşündük. Ama bunu en iyi sen bileceksin. Tamam dediğim bu işe emin misin? Niye böyle söylüyorsun amca? Endişelendiğin bir şey mi var? Bu işi senin kafana biz soktuk Çınar. Elbette niyetimiz temiz. Annen, halan, hepimiz senin mutluluğunu istiyoruz. Ama böyle ani bir kararla neticede başkalarının münasip gördüğü biriyle bir yuva kurmak kolay değildir. Kurtulur sandığın karar kendini ateşe atmak olacaksa kendimi hiç affetmem oğlum. Her zaman söylemişimdir amca. Rahmetli babam beni senin kadar düşünmezdi. Ben gönlümün sesini dinleyip çok büyük bir hata yaptım. Çok büyük. Size, kendime, kızıma ve Lalem'in anısına karşı çok mahcubum. Bu hatayı telafi etmek istiyorum. Bu yanlıştan dönmek istiyorum. Bunu düzeltmek istiyorum ve bunun telafisi var. Eğer bir adım daha atarsam her şey için çok geç olabilir amca. Ben seni anlıyorum. İçine düştüğün girdabın farkındayım. Evet, bu büyük bir hata. Onu da biliyorum. Ama tek yolun bu mu? Evlenmek mi? Evlilik hem beni hem de karşımdakini kurtaracak bir çözüm amca. Ben kararımı verdim. Evleneceğim. Hayırlısı o zaman oğlum. En azından Zehra ile birbirinizi tanıyorsunuz. İçim o yönden rahat. Zehra mı?
bunlar rüya gibi. Gel bir de üzerinde bakalım. Ben de zannetmiştim ki evlenmek için uygun göreceğiniz kız. Bir menfaat için bu işe girer sandın değil mi? Ama Zehra'nın bu izdivaçtan beklentisi kocalık vazifesinden başka bir şey değil. Ondan mı korkuyorsun? Biliyorum. Zehra iyi bir kız, düzgün bir kız. Ama keşke başka biri olsaydı. Kendini ateşe atmaktan çekinmiyorsun. Ama karşındakinin aynı ateşte yanmasına gönlün razı gelmiyor. Neticede evleneceğiz amca. Tamam, elimden geleni yapmaya çalışacağım ama hiçbir şey için de söz veremem. Eğer Zehra da bunu bilip kabul ediyorsa benim kabulümdür. Kız razı. Belki de böyle birbirinize daha çok ihtimam gösterirsiniz. İkiniz için de daha hayırlı olur. Hayırlısı olsun. Pek güzel oldun. Dön bakayım. Gözlerimize ziyafet. Beğendiniz mi gerçekten? Prensesler gibi olmuşsun yavrum. Tahtını yaparım ama bahtını yapamam. Allah girdiğin bu yolda seni utandırmasın. Amin. Kaderin de kendin kadar güzel olsun. İyi ki varsın teyzeciğim. İki arada kaldım. Bir tarafta kızım Yeşim, bir tarafta Necip Bey. Tamam, kızımın mutluluğu da çok önemli ama eğer bu evliliği söylersem Yeşim ne yapar eder, bu evliliğe engel olur. Bu nikah bozulursa bir daha Necip Bey'in güvenini kazanamam. Zaten bir adım ileri, 10 adım geri gidiyoruz. Yani az da olsa aramızda bir yakınlaşma başladı. Yeşim'le de aram çok bozuk. Bana hep hırçın davranıyor. Galiba bir yerlerde bir şey unuttuk. Yani söylesem belki Yeşim'le aram düzelecek. Bir yanda da Necip Bey. Bilemiyorum. Ne yapacağım ben? Bu kararı ancak siz verebilirsiniz Zümrüt Hanım. Yalnız karar verirken sizi neyin mutlu edeceğini düşünün. Yani söz konusu kişiler kızınız ve eşiniz dahi olsa önceliğiniz kendi mutluluğunuz olsun lütfen. Buradan çıkınca bir müddet düşünmeyin bu konuyu. Kafanızı dağıtacak bir şeyler yapın. İçinizden gelen yavaş yavaş kendini belli edecektir. Şimdi müsaadenizle. Hay Allah. Peki. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Canım yoklar efendim. Toplantıda mı? Hayır efendim. Yıllık izni kullanıyor. Yurt dışına gitti. Allah Allah. Ne zaman? Dün aniden karar verdi. İlk uçakla da gitti. Ben de zaten size şunları imzalatacaktım. Reyhan. Sen hani gelmeyecektin? Bir işim var, halledip gideceğim. Ya Ece'ye baktım da raporlar için galiba yurt dışına çıkmış. Ha evet, bu eve taşınma işi onu biraz gerdi. Kafasını toplayacakmış. Ne zaman gelecek peki? Yani raporları ben mi hazırlayayım? Bilmem. Tek gidiş bileti aldı efendim. Sen raporları Çınar'ın masasına bırak. Bir zahmet bakıversin.
Özcan Bey buyurun. Ah Özcan Bey. Merhaba. Zümrüt Hanım nasılsınız? Buradan çıkınca daha iyi oluyorum. Galiba sıra sizde. Sanırım öyle. Buraya yaralarımı sarmak için geliyorum. Ama fark ettim ki sizi görünce zaten her şeyi unutuyorum. Teşekkür ederim. Eğer müsaitseniz bugünkü seansımı iptal edebilirim. Belki bir kahve içeriz. Bugün müsait değilim. Peki. O zaman beni uygun bir zamanda ararsınız. Uçağı ayarlarım. Oh. Olur. Hay hay. Görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun Zümrüt Hanım. Gel. Günaydın. Günaydın. Ne o? Canın sıkkın gibi. Yok. Yok bir şeyim. Eğer çizimleri sormaya geldiysen daha hazır değil. Yok canım. Ha ben ne için geldim? Senin şu kuaför var ya. Eve geliyordu değil mi? Evet. Süper. Akşam üzeri ona ihtiyacım olacak. Dur bakayım kaç kişiyiz? Ben, ablam, İkbal yengem. Ha bir de şu Zehra. Hep beraber partiye falan mı gideceksiniz? Yok canım bir yere gittiğimiz yok. Kutlama evde yapılacak. Ne kutlamasıymış bu? Hayatım senin de hiçbir şeyden haberin yok. Yoksa seni davet etmediler mi? Ay aman ne olur etmesinler. Ben gelemiyorum öyle kutlamalara falan. Hatta söylediğin çok iyi oldu. Ben de akşam kendime bir program yaparım ki evde olmam. Sen akıllı bir kızsın hayatım. Yerinde olsam bir daha düşünürdüm. Kusura bakma ama o grubun yapacağı hiçbir aktivite benim ilgimi çekmiyor. Çınar'ın ilgisini çekiyor ama. Geceyi kendisi de şereflendirecek. Neyse tatlım sağ ol. Reyhan. Reyhan bir dakika. Reyhan. Çınar'ın ne işi var orada? Sürpriz. Taşkıranlara. Özellikle de sana söylemem yasak. Reyhan ne demek bu bize söylemek yasak? Biz aynı evde oturmuyor muyuz? Kim yasakladı bunu? Artık orasını da sen düşün. Ha. Akşama kutlama için çiçek falan göndermek istersen seni son havadislerden haberdar ederim. Aklında olsun. Reyhan! Gel. Çınar. Müsait misin? Ben de bu sabahtan sonra artık bütün kapılarını kilitlersin diye düşünmüştüm. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Anladım. Ama iyi gelmiş sana, iyi gördüm seni. Daha iyi hissediyorum, evet. Süper. Peki... Bu akşam bir planın var mı? Biraz konuşsak, bir şeyler içsek falan. Konuşacak bir şey yok Yeşim. Dün akşam yeterince konuştuk zaten. Bir programın mı var? Bir işim var. Ne işi? Özel bir iş. Nasıl özel? Özel dedim ya Yeşim. Şimdi müsaadenle amcamla konuşmam gereken önemli bir husus var. Peki.
öğrenmiş mi yoksa? Hayır. Nikahı evde yaparız diye konuşmuştuk ama istersen şirkette de yapabiliriz. Daha garanti olur. Evde yalnız biz yaşamıyoruz biliyorsun. Acaba otelde mi yapsak amca? O da münasip olur. O zaman ben annemleri arayıp haber vereyim. Merak etme oğlum. Her şey yoluna girecek. Necip Bey'in bize verdiği projeyi vaktinden önce tamamladık. Bu çok büyük bir başarı. Teşekkür ederim Osman Bey. Evet. Bu işten alnımızın ıkıyla çıktık Zümrüt Hanım. Necip Bey başka projeler de paslayacak bize. Şüphesiz. Önemli bir şey konuşabilir miyiz? Bu kadar paldır küldür girdiğine göre çok önemli olsa gerek. Önemli. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ben raporları mailinize gönderirim. Görüşürüz kızım. Görüşürüz. Teşekkürler Osman Bey. Evet, seni dinliyorum. Bu akşam bir planın var mı? Özel bir planım yok. Niye sordun? Şimdi sana bir kez bir şey soracağım. Sen de açık açık cevap vereceksin, tamam mı? Bu Çınar'la Zehra'yı evlendirmeyi planlıyorlardı ya. Çınar'ın haberi var mı bundan? Ya da bununla ilgili şu an ne yapmayı planlıyorlar? Bu nikah hususu aramızda kalacak. Ne eşime söyleyeceksiniz, ne de olaya çomak sokacaksınız. Siz bunu becerin. Hayırlısıyla nikah da kıyılsın. Ben de size güveneyim. Anne, sana soruyorum. Haberim yok. Emin misin? Bir kere sordum, bir kere cevap verdim. Haberim yok işte. Ne oldu, bir şey mi öğrendin? Bir şey öğrensem burada işim ne anne? Bir şeyler duydum, canım sıkıldı, kafam karıştı biraz. Nasıl yani? Bu akşam bizden habersiz bir kutlama yapacaklarmış. Hayatım, onlar hep gizli bir şeyler yapıyorlar bizden habersiz. Bunda kuşkulanacak ne var anlamadım. Olabilir ama ben yine de neden olduğunu öğrenmek istiyorum. Hani daha öncesinde bana yardımcı olabileceğini söylemiştin ya. Şimdi benim için bu kutlamanın neden olduğunu öğrenir misin? Sen de daha önce bana güvenmediğini söylemiştin hatırlarsan. Her şeyi öğrenemem. Zaten bak gizli bir şeymiş. Yapma anne. Sen Zümrüt Taşkıran'sın. Üstelik Gestapo ile evlisin şimdi. Hem hani senin kendi yöntemlerin vardı. Mutlaka biliyorsundur. Yeşim, beni bu işe karıştırma lütfen. Demek ki sana güvenmemekte haklıymışım. Sen kendi çıkarların için kızımı bile satarsın. İyi akşamlar. Selma. Buyurun. Çınar Bey nerede? Çınar Bey çıktılar efendim. Kimle çıktılar? Necip Bey'le beraber çıktılar. Peki nereye gittiler? Konuşurlarken duydum. Sanırım bir nikah gideceklermiş. Başka bir sorunuz var mıydı? Yok. İyi akşamlar. Saçınızı beğendiyseniz duva takabilirsiniz.
Maşallah. Dur bakayım çocuğum. Ay pek güzel oldun değil mi abla? Teşekkürler. Sana baktıkça gençliğimi hatırlıyorum. Aman abla sen de amma sulu gözlü oldun. Kızı da hüzünlendireceksin. Gün bizim günümüz. Haklısın gelin. Ama ne yapalım? Biz kız tarafıyız. Olacak o kadar. Değil mi kızım? Tutuvereyim mi ucundan oğlum? Heh. Şöyle mi tutacağım? Yusuf arıyor amca. Hancı oğlum. Evet. Nasılsın kardeşim? Sağ ol, iyiyim. Daha iyiyim. Seni arayamadım ama davetiyen geldi. Tebrik ederim. Nişanlanıyor musun? Yarındı değil mi? Geleceğim kardeşim. Bu mutlu gününde seni yalnız bırakmayacağım. Söz. Tamam, görüşürüz. Sağ ol. Yusuf nişanlanıyormuş amca. Ha, biliyorum. Çok şanslı. Sevdiği kadınla nişanlanıyor. Allah tamamını erdirir inşallah. Amin. Mehmet, siz arabaya binin, ben geliyorum. Reyhan, odanda da göremedim seni. Hayırdır, ne oldu? Neredeler Reyhan? Kim, pardon? Reyhan, bana numara yapma. Kutlama dediğimiz nikah değil miydi? O kızla evlenecek değil mi? Farz edelim ki öyle. Çınar buna karar verdiyse sen ne yapabilirsin ki? Durdurabilirim Reyhan. Buna gücün yeter mi sence? En azından şansımı denerim Reyhan. Şimdi bana nerede olduklarını söyle. Bunu söyleyemeyeceğimi biliyorsun. Bak Reyhan, eğer söyleyemeyecek durumda olsaydın bu konuyu hiç açmazdın bile. Açtığına göre bana şimdi gerçekleri söyleyebilirsin. Beni karşına almayı bırak da nerede olduklarını söyle. Asla. Asla benden duyduğunu söylemeyeceksin. Tamam. Nikah kaçtaydı amca? Bir saat sonra. Ben bir annenlere bakayım. Bir şeye ihtiyacı vardır belki. Sen de gel istersen. Ben bir terasa çıkacağım amca. Tamam oğlum, sen bilirsin. Viski verir misin? Buzlu olsun lütfen. Ay canım kızım, Allah kem gözlerden korusun inşallah. Ben bakarım. Maşallah güzel kızım, o benim. Hoş geldin Necip Bey. Hoş bulduk. Gel Necip, gel. Maşallah. Çok güzel olmuşsun. Teşekkürler Necip amca. Öpeyim. Bahtınız da güzel olur inşallah. Çok mutlu olursunuz. Necip Bey, Çınar nerede? Terasa çıktı biraz. Tabii. Heyecandan uğrayamadı buralara evlatçığım. Bırakın canım çocuğu. Böylesi daha münasip. Hem nikahtan önce damadın gelini görmesi uğursuzluk getirir. Ne kadar yakışmış değil mi Necip ya. Bey gelini kızımıza? Çok güzel olmuş. Bak, ay canım, benim. Ay canım. Pardon.
Bakar mısınız? Buyurun efendim. Çınar Ilgaz nerede? Bugün bir nikahları vardı da burada. Geldi mi? Geldiler efendim. Oda tuttular. Ama Çınar Bey az önce terastaki barımıza çıktılar sanırım. Tamam, teşekkürler. Şaşırdım. Ben de çok şaşırdım Çınar. Hem çok şaşırdım hem de kırıldım. Evleniyorsun, haberim bile yok. Bana nasıl söylemezsin Çınar? Evlendiğini bana nasıl söylemezsin, bana? Aşkına Çınar. Ne demek oluyor bu şimdi? Ne demek oluyor bu şimdi? Şu haline bak. Yazık. Susuyorsun. O kızla evleneceğim diyemiyorsun bile. Hadi şimdi dışarı çıkalım. Çıkmayacağım. Senin ağzından duyana kadar buradayım Çınar. Susmasana Çınar. O kızla evleneceğim desene. Hadi söyle ne olur. Necip Bey, sen bir Çınar'a bakıver istersen. Geldin mi Reyhan? Anca geldim. Bir sorun yok değil mi? Kuaför geldi. Geldi geldi. Her şeyi hallettik maşallah. Mehmet gelmedi mi? Yusuf'un özel dersi var abla. Onunla ilgilenecek. Ama tebriklerini iletti. Eksik olmasın, sağ olsun. Şu nikahı hayırlısıyla bir kıyalım da şerefine ailecek şöyle oturup bir güzel yemek yiyelim. Hazır böyle güzel bir oteldeyken münasiptir. Sen ne dersin ha? Ay Yaşa abla, ne güzel düşündün. Benim de böyle yavan bir düğün hiç içime sinmiyordu. Hem çocuklara da sürpriz olur. Hani bize yardım eden kara kuru bir kız vardı. Onu bulalım da şöyle anlı şanlı bir sofra hazırlasın ha. Hadi, hadi gelin. Hadi ben de geliyorum. Nereye kadar kaçacaksın Çınar? Nereye kadar? Yüzüme bak. Rahat bırak beni işim. Bırakamam Çınar. Sen söyledin bana. Beni sensiz bırakma dedin. Seni bensiz bırakamam ki. Sen de bırakamıyorsun artık beni. Bu yüzden buradasın. Bu yüzden kaçıyorsun hayattan, her şeyden. Yeter! Kendi isteğimle evleniyorum ben. Öyle mutlu olacağım, öyle istiyorum. Duydun mu? Anladın mı? Evet, senden de sakladım. Artık engel olma. Yoluma çıkma diye. Eşim. Yolumdan çekil. Her şeyimden çık git. Her yerimden çık git artık. Anlıyor musun? Çık git hayatımdan. Thank you.
Vay vay vay. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bırak bu masum kız ayaklarını. Yemezler. Bakıyorum, pek heveslisin evlenmeye. Tabii. Buldun zengin kocayı. Hiç fırsatını kaçırma değil mi? Üstelik seni sevip sevmemiz umurumda bile değil. Hatta sevmese daha iyi olur. İşine gelir. Para göz. Ben Çınar istiyor diye... İstemek mi? İstemek. Neyi isteyecek Çınar? Bunu mu? Bunu mu isteyecek? Bana aşık. Beni istiyor. Benden kaçmak için seninle evlenecek. Duydun mu? Çınar, iyi misin? Aradım seni. Telefonunu açmayınca telaşlandım. Duymamışım amca. Nikah memuru geldi. Daha yarım saat var ama haber vereyim dedim. Hadi amca beklemeyelim, hemen kıyalım şu işi. Çınar, bir şey mi oldu? Bir şey olmadı da, olabilir diye korkuyorum amca. Hadi ben fikrimi değiştirmeden bitirelim şu işi. Anlamıyorsun ama yemin ederim doğru söylüyorum. Çınar ablamla evliydi sonuçta, düşünsene bir. Bu aşkı kabul etmesi çok zor. Bir düşünsene ne olur. Sen ne yapardın? O da kaçıyor işte. Bu yüzden seninle evlenecek. Duygularına engel olmak için yapıyor. Aşkımızı gömmek için yapıyor. Yaşayamam. Yalvarırım lütfen. Yalvarırım. Ne olursun bunu bize yapma. Yalvarırım lütfen. Ay Necip Bey, içime kurt düşürdün. Oğlanın bir karın ağrısı var demek ki. Yoksa neden hemen evlenelim dese? Endişelenme İkbal Hanım. Bu saatten sonra bir şey olmaz. Olmaz dediğin neler bir başıma geldi bu yaştan sonra. Hepsi oldu Necip Bey. Ağzını hayra aç gelin. Heyecanlanmıştır. Madem o kadar istiyor, kıyalım nikah olsun bitsin işte. Asansör geldi ama ne bileyim abla, telaşlandım işte. Zehra da yalnız başına kaldı. Alalım kızı götürelim Çınar'ın yanına da, ne olacaksa olsun. Bassana kızım. Bak. Evlenirsen mutlu olmazsın ki. Hiçbirimiz mutlu olamayız. Ama eğer evlenmezsen
Belki benim bir şansım olabilir. Sana yalvarıyorum. Lütfen. Ne olursun evlenme. Yeşim, ne işin var senin burada? Abla! Bana baksana sen. Görgüsüz. Davetli olmadığın yerde ne arıyorsun sen? Defol. Yaptığınız saçmalığa son vermeye geldim. Gideceğim. Ama asla siz istediğiniz için değil. Burada işim bitti. Şuursuz. Kızım, ne dediyse yalan. Külliyen yalan. Yapıştı Çınar'ın yakasına, bırakmıyor. Çınar seni seçti, seninle evlenmek istiyor diye sana sardırdı. Yavrum, bak bu mutlu gününde seni de perişan etti. Bir su verin. Reyhan, su getir. Kızım, Çınar sabırsızlandığı için öne çekti nikah. Bırak sen o münasebetsiz kızın söylediklerini. Hadi kızım toparla, hatırım için toparla. Gül yüzlüm benim, güzel kızım, hadi. Kızım, hadi kalk, kalk, kalk benim güzel kızım. Çınar bekliyor seni. Hadi benim bir tanem, hadi. Buyurun Çınar Bey. Zehra Sadık'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Thank you.
Zehra Sadık, Çınar Ilgaz'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Yavrum, yoksa o sarı çıyan mı aklını karıştırdı senin? Her şey ortada. Çınar Yeşim'e aşık. Bunları konuşmanın sırası değil yavrum. İçeride seni bekliyorlar. Şu hayatta sahip olduğum tek varlık sensin teyze. Ağzından çıkan her laf benim için çok önemli. Ama yuvamı yaşayan bir aşkın üzerine kuramam. Başkalarının mutsuzluğuyla mutlu olamam ben. Çınar'ın yaralarını sararsın dedin. Ama bu evlilik hepimizi daha çok yaralar teyze. Ben yapamayacağım. Necip Bey, bekleyelim mi Zehra Hanım'ı? Ben gidip bir bakayım. Teyze affet ne olur. İstersen şimdi gider nikahı kıydırırım. Ama yüzüm gülmez. Çınar'ın da yüzünü güldüremem. Necip. Haber ver. Zehra vazgeçti de. Yeşim, hoş geldin. Hayatım, neyin var senin? Hayatım, iyi misin? Neyin var? Yeşim. Yeşim. Ah, hoş geldiniz. Yürü kızım, odana gidelim. Necip Bey, herkes niye böyle gergin? Sen ne yüzsüz, ne arsız bir kadınsın. Uzak durun, çenenizi tutun dedim ama yine beceremediniz. Bundan böyle ne yapsanız güvenimi kazanamazsınız. Bunu da böyle bilin. Ne oluyor, anlamadım. Beni aptal yerine koymayın. Ne istediyseniz, ne planladıysanız muzaffer oldunuz. Yeşim gelip nikaha bastı. Ben Yeşim'e hiçbir şey söylemedim. Nereden öğrendi bilmiyorum. Yeter artık. Yalanlarınıza doydum. Necip Bey. Bu sabah sizle konuşurken bir an size güvenebileceğimi hissetmiştim. Çok yazık.
Kapalı çarşıdan almıştım. Sana vermek istedim. Ha, niye zahmet ettin? Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Ne var bunun içinde? Dilek kuşu. Dileğini diliyorsun, odana atıyorsun. Dileğin gerçek oluyor. Bunlar dilek kuşları mı? Gerçi ben hayatta ne dilediysem pek olmadı ama senden bir ricam var. Bunları al benim yerime sen bir dilek tut, olur mu? Olur. Özür dilerim teyzeciğim. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Sözünü dinleyip evlensem belki zamanla her şey yerine otururdu. Fevri davrandım sanırım. Çok pişmanım. Üzülme kızım. Pişman da olma. Sen içindekileri söyledin. Ne hissediyorsan onu dedin. Demek ki nasip değilmiş. Sizin yazınız birlikte yazılmamış demek. Kızdın mı bana? Hiç böyle bir şey kızılır mı yavrum? İzdivaç insanın bütün hayatına tesir eder. Sırf ben istiyorum diye evlenmek zorunda değilsin ya. Teyze, bu olanlardan sonra burada kalamam artık. Ne Yeşim'in ne de Çınar'ın yüzüne bakabilirim. Yarın gitsek olur mu? Hoş geldiniz Çınar Bey. Çınar? Çınar, gel seninle biraz konuşalım. Allah, olanları Leyhan'dan öğrendim. Nikah kıyılmamış. Bana inanmadığınızı biliyorum Necip Bey. Haklısınız, bunca yaşananlardan sonra inanmamakta ama inanın Yeşim'e ben söylemedim. Siz söylemediyseniz nasıl gelip her şeyi talan etti o zaman? Bu olay aile arasındaydı. Evin dışında kimse bilmiyordu. Hem sizden başka kim nikahı engellemek isteyebilir? Şu anda çok sinirlisiniz. O yüzden tarafsız konuşamıyorsunuz. Ama ben nikahın evde kıyılacağını sanıyordum. Fikir değiştirdiğinizden bile haberim yoktu. Ya ben bilmezken nerede olduğunu Yeşim'e nasıl söyleyebilirim? Haklısınız. Yeşim yanıma geldi. Nikahla ilgili bir şeyler bilip bilmediğimi sordu. Ben de bilmiyorum. Beni karıştırma dedim. Gerçekten. Öğrenir misin dedi. Hayır, öğrenemem dedim. İsterseniz Yeşim'e sorun. Bozacı'nın şahidi Şıracağı istemez. Kimseye sormaya acet yok. Ben öğrenmek istediğimi öğrendim. Kabahat size paye veren de zaten. Yapmayın ne olur. Bravo. Çınar'ın odasına taşınmak için hiç vakit kaybetmiyorsun bakıyorum. Yanılıyorsunuz. Ben Kayseri'ye gitmek için hazırlanıyorum. Yarın Kayseri'ye dönüyoruz. Gerçekten mi? Nikah kıyılmadı. Duyduklarımdan sonra
Çınar'la evlenemezdim. Umarım siz mutlu olursunuz. Zehra eşyalarını topluyor. Yarın memlekete dönüyoruz. Sana iyi gelir, Zehra mutlu olur dediydim. Lakin nasip değilmiş. Ama benim kararım değişmedi oğlum. Tamam, gelin namzedi konusunda yanılmış olabilirim. Ama hayatına birazcık değer veriyorsan eğer, o kızdan kurtulmak için hemen evlenmelisin. O kızdan sana hayır yok. Kapıldığın hezeyan sonun olur. Zehra nasıl hala? Sarsıldı tabii. Neticede böyle entrikalara alışık değil kız. Yarın Kayseri'ye hep beraber gidelim. Ben Yusuf'un nişanına gideceğime dair söz verdim ona. Hancıoğullarının mı? Evet. Olur tabii. Ayrı ayrı gitmek bir sürü masraf şimdi. İsrafa gerek yok. Hala, söyleyeceğim başka bir şey yoksa müsaadenle ben biraz dinleneceğim. Biliyordum Çınar. Yapmayacağını biliyordum. Çok mutluyum. Bunun benimle bir ilgisi yok. Zehra evet deseydi şimdi evli bir adam olacaktım. Bir manası yok eşim. Öyle söyleme Çınar. Benim için bir manası var. Hem bir manası var. Hem de artık umudum var. Günaydın Yeşim Hanım. Günaydın. Çınar nerede? Bilmiyorum Yeşim Hanım. Nasıl bilmiyorsun? Çınar Bey'in odasındasın ve nerede olduğunu bilmiyor musun? Sabah erkenden çıkmışlar Yeşim Hanım. Mürüvvet söyleyince ben de odasını toparlamak için geldim. Allah Allah. Pek kolay gelsin. Günaydın Necip Bey. Size de efendim. Size ellerimle kahvaltı hazırladım. Buyurun. Zahmet etmişsiniz. Yatak odasında yemek içmek adetim değildir. Bir kere elini olsun kuralı yıkabilirsiniz değil mi? Şöyle baş başa oturur biraz sohbet ederiz ha? Böyle davrandığınıza göre hala küsüz demek ki. Bizim inancımızda küslük yoktur Zümrüt Hanım. Ancak itimat etmediğimiz insanlarla gereğinden fazla muhatap olmayız. Ben de bunu konuşmak istiyordum sizinle. Bana haksızlık ediyorsunuz. Dün gece gerginsiniz diye sesimi çıkarmadım ama... Lütfen oturun, şu sorunu çözelim sizinle. Çok vaktim yok Zümrüt Hanım. Şirkete gideceğim. Zaten konuşmamız da manasız. Ben diyeceğimi dedim size. Böyle davranarak beni daha çok kırıyorsunuz. Tamam, sonuçta fikir ayrılıklarımız olabilir ama... inanın sizin söylediklerinize çok değer veriyorum. Öyle olsaydı hal ve hareketlerinize dikkat ederdiniz. Çenenizi kapalı tutardınız. Tuttum da. Yeşim bazı şeylerin döndüğünü öğrendi de yanıma geldi. Benden yardım istedi ve ben hiçbir şey bilmiyorum dedim. Sırf güveninizi sarsmamak için kızıma arkamı döndüm.
İki tercihim vardı, sizi tercih ettim. Bunu yapmak benim için ne kadar zor bir şeydi, farkında mısınız? Diyelim ki öyle. Yeşim nereden öğrendi o zaman nikah? Bizimkilerden başka kimse bilmiyordu. Bilmiyorum. Ben de onu merak ediyorum. Belki şirkette falan birilerinden öğrenmiştir. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Bu mümkün değil. Bu mevzu kapalı kapılar ardında konuşuldu. Bizimkilerden başka kimse bilmiyordu. Ben de bilmiyordum Necip Bey. Siz eve geldiğinizde öğrendim otelde olduğunu. Yani demek ki yeşime söyleyecek bir şeyim yokmuş. Günaydın Müret. Nerede sizinkiler? Uyuyor değil mi? Hayatta inanmam vallahi. Uyumuyorlar Yeşim Hanım. İkbal Hanım, Nedret Hanım ve Zehra yola çıktılar. Güzel. Peki Çınar nerede? Bilmem, haberim yok benim. Kesin bir şeyler dönüyor yine. Hayır, bizimkilerden biri tedbirsizlik edip ağzından kaçırdı desem mümkün değil. Belki Mürvet ağzından kaçırmıştır. O da bilmiyordu. Çınar nerede anne? Yoksa dünkü gibi haberim yok mu diyeceksin yine? Yeşim, bu ne saygısızlık? Ben senin odana böyle mi giriyorum? Tamam, o zaman size sorayım Necip Bey. Çınar'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Çınar'ın nerede, kiminle olduğu seni alakadar etmez kızım. Çocuğu rahat bırak. Bakın, ne kadar hoşunuza gitse de, gitmese de Çınar'ın yaptığı her şey beni ilgilendiriyor. Şimdi bana nerede olduğunu söyler misiniz lütfen? Ne münasebet? Öyle işte. Çınar'ın nerede olduğunu söyleyecek misiniz yoksa dünkü nikah öğrendiğim gibi ben mi öğreneyim? Haddini bil de dışarı çık. Yoksa kalbini kıracağım. Anne sen biliyor musun nerede olduğunu? Yeşim, lütfen yapma. Demek ki özel bir şey var çocuğun. Anlaşıldı. Afiyet olsun size. Siz varken kızınıza terbiye vermek bana düşmez. Rica ederim Yeşim'in kulağını bükün. Çınar'dan da onun hayatından da uzak dursun. Elimden geleni yaparım Necip Bey. Ama siz daha iyi bilirsiniz. Gönül ferman dinlemiyor. Günaydın. Günaydın. Reyhan odasında mı? Evet, duş alıyordu. Tamam, sağ ol. Reyhan. Ece, niye açmıyorsun telefonlarımı? Çok merak ettim. Kaç defa aradım seni. Etme Mehmet. Merak etme, rahatsız etme, arama sorma. Bitti artık, anlıyor musun? Bitti. Ece, seni kızdırmak için aramadım. Merak ettiğim için aradım. Aklım sende kaldı, öyle haber vermeden çekip gitmişsin. Ne yaptın şimdi, döndün mü? Mehmet, nerede olduğumu, neden gittiğimin hesabını sana vermek zorunda değilim.
Ben sana hesap sormuyorum. Sadece endişelendim. Cevap vermedin, döndün mü? Döndüm. Oh, şükürler olsun. Sekreter bir tek gidiş bileti aldı deyince seni bir daha göremeyeceğim diye korktum. Mehmet, beni görmen hiçbir şey değiştirmeyecek artık. Ece, seninle konuşmamız lazım. Necdet ablanın aldığı kararı duydun mu? Evet, duydum. Ne yapacaksın peki? Taşınacak mısın yarıya? Ya böyle bir şey mümkün mü Mehmet? Sen, ben, Reyhan aynı çatı altında. Ya işte bile huzurum kalmamışken aynı evde nasıl yaşarız? Doğru, haklısın. Ya bir dakika ya. Senin bütün endişen bu muydu yani? Yalıya taşınırım diye mi korkuyorsun? İnanamıyorum sana ya. Ben de salak gibi beni merak ediyorsun zannettim. Ece, tabii ki seni merak ettim. Yanlış anlıyorsun. Ya sus Mehmet, sus. Hiç korkun olmasın. Ben ne yalıya taşınacağım ne de sizin evcilik oyununuzu bozacağım, tamam mı? Allah kahretsin. Sonunda Reyhan. Hiç çıkmayacaksın sandım vallahi. Allah Allah. Sabah sabah bu ne özlem? Yoksa rüyanda mı gördün beni? Çınar'ın nerede olduğunu merak ediyorum. Hiç kimsenin haberi yok. Telefon da kapalı. Benden ne istiyorsun? Dalga geçme Reyhan. Nerede olduğunu söyleyebilirsin mesela. Neden merak ettin ki? Çünkü dün geceden sonra ne zaman arkamı dönsem bir şeyler çevireceksiniz diye korkuyorum. Aşk olsun. Bana şükredeceğine bir de beni suçluyorsun. Ben olmasam nikahtan bile haberin olmayacaktı. O yüzden sana geldim ya Reyhan. İkbal Hanım odasında yoktu, biraz önce baktım. Nedret Hanım'la o kız da sabah yola çıkmışlar. Hiç kimseyi ortada görmeyince merak ediyorum, geriliyorum haliyle. Senin hakikaten bir şeyden haberin yok. Niye? Ne oluyor ki? Çınar ablamı, yengemi, Zehra'yı da alıp yola çıktı. Anlamadım. Çınar da mı Kayseri'ye gitti? Neden? Ne iş varmış peki? Sence? Reyhan, sakın burada yarım bıraktıkları işi orada halledecekler deme. Konuşsana Reyhan. O kızla orada mı evlenecek?